sıradan bir mahallede geçer. Tam karşınızda, çiçekler arasında kocaman palyaço suratlı boyalı bir duvar vardır. Mahallenin çocukları bu duvarı çok sever ve hep önünde toplanırlar. Mahallemizin 4 kahramanı vardır. Bunlardan en oburunun adı Dolgun'dur. Dolgun'un saçları iki yandan örgülüdür. Üstünde tişört, altında kısa pantolon ve spor ayakkabıları vardır. Ve biraz göbeklidir. Yemek yemeyi ve top oynamayı çok sever. Mahalleye girdiğinde elinde topu vardır. Beceriksizce ayağında top sektirirken topu mahalle dışına kaçırır. Onu yakalamak için peşinden koşar. Bu sırada mahalleye Telaş girer. Telaş çok cici bir çocuktur. O da adı gibi telaşlıdır. Üstünde çok cici bir elbise, ayaklarında çok cici kısa çorap, saçlarında kocaman çok cici tokalar vardır. Bir şeylere üzülmüştür. Üzüntüsünden çaresizce dolaşır. Telaş'ın hemen ardından Orçun mahalleye gelir. Orçun akıllı ve çalışkandır. Başında yan takılmış şapkası, üstünde baskılı tişörtü, altında kareli pantolonu ve spor ayakkabıları vardır. Hep cep telefonu ile ilgilenmektedir. Kendi heyecanından Telaş'ı fark etmez. İkisi de heyecanla dolaşmaya başlar. Şimdi ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Dolgun geri gelir. O da diğerlerini fark etmemiştir. Kendi kendine konuşur. Çocuklar birbirini fark etmeden mahallede heyecanlı heyecanlı dolaşırken Olgun sahneye girer. Olgun yaşına göre çok zeki, çalışkan bir arkadaşımızdır. Altında düz bir pantolon, üstünde gömlek, gözünde kocaman gözlükleri vardır. Heyecanla dolaşan Dolgun Telaş ve Orçun'u görür. Onlara doğru seslenir. Merhaba arkadaşlar, bugün okulda ne oldu biliyor musunuz? Kimse onu dinlemez. Herkes hala heyecanla dolaşmakta, birbirlerini dinlemeden konuşmaktadırlar. Olgun olanları şaşkınlıkla izlemektedir. Arkadaşlar, İrfan'a ne olduğunu anlatabilir mi? Ben sana anlatırım. Orçun, Olgun'u dinlememiştir ve telefonla konuşmasına devam eder. Diğerleri de aynı durumdadır. Birbirlerini dinlemeden, hatta fark etmeden konuşmaya ve dolaşmaya devam ederler. Olgun'u da hala fark etmemişlerdir. Ya arkadaşlar, bakın sınav sonucumu aldım diyorum ya. Hepsi bir an durur, Olgun'a boş boş bakarlar. Dediklerini sanki duymamışlardır. Hiçbir şey olmamış gibi tekrar aynı anda konuşmaya başlarlar. Allah Allah ya! Bu ne olmayacak? Olgun cebinden düdük çıkarır, öttürür. Diğerleri heyecanla yerlerinden fırlar. Hepsi bir ağızdan. Ne oldu? Ya ben de onu söylüyorum. Esas size ne oldu arkadaşlar? Ya bir şey... biraz karışmış. Kimse birbirini dinlemiyor. Bir şey olmadı ki. Üstelik ben herkesi dinliyordum. Aa, hiç de öyle görünmüyor. Mesela Orçun, sen söyle bakalım, senin derdin ne? Orçun'un yanına geçer. Sormayın arkadaşlar, ev ödevim yarın teslim edecekmiş. Tamam, akşam yaparsın. Ama çok mu uzun ödev, yarın yetişmez ki. Ne yapacaksın şimdi? Ali nasılsa yapar, ben ondan alırım. Bu iyi bir şey mi? Değil ama zayıf almaktan iyidir. Olgun bu sefer Dolgun'un yanına gider. Dolgun, sen ne alıyordur öyle? Evet, şimdi gözlerimizi açalım lütfen. Oyunumuzun devamını... göz bantsız seyredeceğiz. Sonra da lütfen önce düşündükleriniz, size anlatılar doğrultusunda hissettikleriniz ve gördüklerinizi karşılaştırmanızı isteyeceğim. İyi seyirler.
Ya ben de flütü arıyordum ama bulamadım. Aa, Duray Albay'ın şurada gördüm. Ben de buradaydım. Herkes başka tarafı gösterir. Dolgun'un kafası karışır. Ya! Orada şurada nerede? Gelin şimdi ayol buluruz. Sen söyle bakalım. Ne diye bize düdük çaldın? Ben bugün sınav sonucu aldım. Cebinden bir sınav kağıdı çıkarır. Bakın. Ya kaç almışsın? Tabii 200. Öğleden sonra toplantı varmış dediler. Herkes atlar. Ben de koşup yanınıza geldim. Ya ne güzel ya. Benim arkadaşım. Bir tane. Aa, nerede bir tane canım? Diğerlerini unutuyorsun. Bak Orçun var, Telaş var. Ha bir de Telaş'ın karşı sabır var. Bunu duyan Telaş fenalaşır. Orçun onu bayılıp düşmemesi için son anda tutar. Diğerleri hemen yanına gelir. Telaş. Dolgun Telaş'ı hızlı bir şekilde sallar. Telaş birden ayağa kalkar. Ay! Dur dayan! Bağırmayın! Daha bayılmadım! Hayrola Telaş? Ne oluyor? Başımıza büyük bir felaket geliyor! Dolgun birden heyecanla dolanmaya başlar. Hayır! Dolgun! Daha gelmedi. Geleceğini söylüyor. Ne felaket Telaş? Söylesene. Felaket mi dedim? Yok! Oh be! Felaket değil. Boşuna yazılamayayım. Dolgun. Dolgun bu sefer iyice panik olmuştur. Sağa sola koşturmaya başlar. Benim adım Telaş. Bu niye Telaş dönüyor? Ay ben heyecan yaratayım diye şey yaptım. Telaş, adamı çarpıyı çatlatırsın. Hadi söyle. Yahu Telaş'cığım bak hem ben de çok meraklandım. Bizi izleyen seyircilerimiz de çok meraklandı. Şunu anlatır mısın lütfen? Tamam o zaman anlatıyorum. Mahallenin ortasına gelir, diğerleri etrafına toplanır. Heyecanla dinlemeye başlarlar. Bugün kütüphaneden gelirken şu arka yoldan geldim. Biliyorsunuz o yol okulun önünden geçiyor. Tam okulun önüne geldiğimde bir de ne göreyim? Dolgun tam ağzını açarken Orçun sözünü keser. İdare edersen. Tamam. Yahu ben burada felaketten bahsediyorum. Siz de nereden bahsediyorsunuz? Bir durun da dinleyin ayol. Tamam dinliyoruz seni hadi. Ne diyordum? Okulun önündeki duvarın dibine İki arkadaşım oturmuşlar, zararlı maddelerden bahsediyorlar ve denemek istediklerini söylüyorlardı. Hadi ya! Evet, kulaklarımla duydum ve içime bir telaş düştü. Telaş ben bir şey anlamadım. Ne? Sen zaten telaşsın. Senin içine nasıl telaş düştü? Ay Dolgun! Vallahi ben de seni hiç anlamıyorum. Ay işte ay! Telaş arkadaşına kırılmıştır. Kollarını birbirine bağlar, arkasını döner. Diğerleri Dolgun'a ayıp diye işaret ederler. Orçun arayı bulmaya çalışır. Telaşçım, ben de senin neden telaşlandığını anlamadım. Ya şimdi benim kardeşim var ya sabırsız. Yolda zararlı maddelerin içinde ne olduğunu bilmeden denemeye kalkarsa. Sanki büyüklerin sigara içmesi doğruymuş gibi. Sabır biraz küçük yani. Anlıyor musun? Ya tabii ki anlıyorum. Bu yüzden de bir şeyler yapmalıyız. Evet. Arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Ama size sürpriz olsun, yarın her şeyi anlatacağım. Yarın mı? Yarın çok geç olmaz mı? Belki hemen bir şey yapalım. Ya ama ben daha yemek yemedim. Bir de fırınımı da bulamadım. Ya Orçun, Dolgun var ya başımıza ne gelirse gelsin senin tek derdin yemek yemek. Ne yapayım canım ben karnım açken düşünemiyorum ki. Hadi sıkmayın canınızı, yarın her şeyi halledeceğiz. Ama nasıl? Yarın dedim ya. Ya arkadaşlar, yarın ben sizinle beraber olamayacağım. Çünkü babama yardım etmem gerekiyor. Tamam. Yarın senin yemeklerini de ben yerim. Tamam mı? Hadi Dolgun. Vallahi senin kadar şiştim ha. Hadi yarın görüşürüz arkadaşlar. Tamam hadi görüşürüz. Hepsi mahalleyi terk eder. Ertesi gün kahramanlarımız tekrar aynı yerde buluşur. Fakat Orçun erken gelmiştir. Üzerinde dikkat çekecek bir yelek, aynı kumaştan bir şapka vardır. Süpermen gibi kendinden emin bir şekilde mahallenin ortasında durmaktadır. Bu sırada Dolgun ve Telaş gelir. İkisi de Orçun'u bu halde görünce çok şaşırır ve Orçun'u incelemeye başlarlar. Üstünü başını çekiştirirler. Ben artık bir duman yok edeceğim. Duman yok edici mi? O da ne? Bir dakika. Sen şimdi dumanı mı yok edeceksin? Dumanı yok etmek mi? Allah Allah. Ya fabrikalardan çıkan dumanlar var. Sonra evlerin bacalarından çıkan dumanlar var. Bir de arabaların egzozlarından çıkan dumanlar var. Sen hangisini yok edeceksin? Ben onu anlamadım. Öyle değil arkadaşlar. Bakın şimdi şurada duran adamı görüyor musunuz?
uzakta duran bir adamı gösterir. Diğerleri de o tarafa bakarlar. Ne olmuş? Normal bir adam işte. Normal bir adam değil o. Zararlı madde içen dumanın kölesi olmuş bir adam. Ay, tıpkı babam gibi desene. Evet. Nereden çıktı şimdi bu? Bakın arkadaşlar, dünyada milyonlarca insan zararlı madde yüzünden hayatını kaybediyor. Bunu size daha iyi anlatabilmek için şimdi hep beraber yavaş yavaş 8'e kadar sayalım. Tamam, sayalım. Orçun bunu hepimize söylemiştir. Haydi şimdi hep beraber 8'e kadar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 saniye oldu. Bu süre içinde dünyada bir kişi zararlı madde yüzünden hayatını kaybetti. Hadi ya. Eğer gerekli önlemler alınmazsa bu sayı 5-10 yıl içinde 10 milyona çıkacak. Vay be! Ya en kötüsü de buna kimsenin aldırmıyor olması. İşte ben de bu yüzden duman yok etmeye karar verdim. Ya dumanı yok edeceksin de nasıl? Öf arkadaşlar, biraz önce anlattım ya. Ben işsizli duman avcısı ne demek onu anlatayım. Daha sonra duman nasıl yok edeceğiz onu konuşuruz. Tamam. Ya da durun, ben işsizli kütüphaneye götüreyim. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hep beraber sahneden çıkarlar. BT, yerlere kadar uzanan bir pelerin giymiş, başına da pelerinin kapşonunu takmıştır. Çok korkunç görünmektedir. Ajan Nikotin'in de yerlere kadar uzanan pelerini ve kapşonu varmış. Ajan Nikotin biraz korkarak, biraz endişeli bir şekilde BT'nin karşısına geçer. Beni emretmesiniz patron! Bir ajanımızı Türkiye'ye gönder. Aldığım bilgilere göre çocuklar toplanıyorlarmış. Haklarında bilgi toplansın. Emredersiniz efendim. Amaçları neymiş? Bilelim bakalım. Emredersiniz efendim. Bunda emredecek bir şey yok. Emredersiniz efendim. BT bu duruma çok kızar. Ajan Nikotin korkudan iyice titremeye başlar. Neyse, hedeflerini öğren bakalım. Efendim, sizden bir şey isteyebilir miyim? İste bakalım. Türkiye'ye ben gitsem olur mu? Çok güzel bir ülke olduğunu söylüyorlar. Ha? Olur ama hemen git. Bütün dünya dumanın kölesi olmalı. Ajan Nikotin ve BT bulundukları bilinmeyen yeri terk ederler. Biz tekrar mahallemize dönelim. Kahramanlarımız mutlu bir şekilde mahalleye gelirler. Ya işte öyle. Ben şimdi anladım. Sen insan sağlığına zarar veren dumanı yok etmek istiyorsun. Evet. Ben de çok şey öğrendim. Bundan sonra ben de bir duman yok edeceğim. Zararlı madde öldürür. Zararlı maddeyle savaşmak gerek. Evet. Bundan sonra ben de mücadele edeceğim. Ben de edeceğim. Hadi o zaman devam edelim. Tamam hadi. Bu sırada bir ayağı sarılı, elinde baston olan ve zar zor yürüyen yaşlı bir amca mahalleye gelir. Kahramanlarımız onu görünce yardım etmek için hemen yanına koşarlar. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Ayağınıza ne oldu? Ufak bir kaza geçirdim. Telaşlanacak bir şey yok. Yakında düzelir. Bir süre bununla idare edeceğim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun sağ olun. Sizden bir ricam olacak. Tabii ki. Tabii. Benim için bakkala kadar gider misiniz? Tabii ben giderim, ne alınacaktı? Bir paket zararlı madde. Kahramanlarımız çok şaşırır ama yapacak bir şey yoktur. Ölüm. Üzgün bir şekilde dolgun... Ne yapayım, giderim o zaman. Çocuklar, dersleriniz nasıl bakalım? Hepsiyiz. Matematikle aranız nasıl? Ben en çok matematiği severim. O zaman size bir soru sorayım. Söyleyin bakalım. 3 kere 3 kaç eder? Bunu bilmeyecek ne var? Bunu herkes bilir. Arkadaşlar 3 kere 3 kaç eder? Telaş bu soruyu bize sormuştur. Haydi hep beraber cevaplayalım. 9. Gördünüz mü? O zaman size daha zor bir soru sorayım. Ama siz cevap vermeyin olur mu? Yaşlı amca bunu bize söylemiştir. Söyleyin bakalım. 11 kere 11 kaç eder? 121. Doğru. O zaman 19 kere 19, 361. 25 kere 25. 625. Arkadaşımız da nerede kaldı canım?
Ben zararlı madde almazsam kendime gelemem ki. Birazdan gelir. Şey, merak ediyorum. Zararlı madde gerçekten sizi kendinize getiriyor mu? Tabii. O benim en iyi dostum. Onsuz asla yapamam. Dolgun sırtında kocaman bir çuvalla mahalleye gelir. Ben geldim. Arkadaşınız da geldi. Ne var onun içinde? Ya bu 18 yaşından küçüklere satılması yasak olduğu için bakkalan da bana zararlı madde vermedi. Ben de ne yapayım? İçinde bulunan maddeleri getirdim. Gerçi hepsini bulamadım ama sanırım bunlarla idare edersiniz. Ne varmış bakalım? Gösteriyorum, hazır mısın? Dolgun aldıklarını çuvalın içinden teker teker çıkarır. Diğerleri de ona yardım eder. Naftali. Fare zehiri. Afeton. Ondan sonra radyoaktif madde. Ve son olarak da tuvalet temizliği. Ya siz beni öldürecek misiniz? Yok. Ben sadece zararlı madde içindeki zehirleri getirdim. Sen zaten bunları içiyorsun ki. Hem bunlar bir şey mi? Daha içinde 4000 tane zehir var ya. Peki sen bunları nereden biliyorsun? Bilirim tabii. Çünkü ben duman yöneticiyim. Çünkü biz duman yöneticiyiz. Aman neyse. Peki siz, ben paramı hep bunlara veriyormuşum demek ki. Hep kafam karıştı. Evet, tabii siz mi? Sadece siz mi? Ülkümüz de bunlara milyonlar harcanıyor. Aman ne deseniz haklısınız çocuklar valla. Benim iyice kafam karıştı ya. Ben gideyim neyse. Dur al bunları da götür. Aman hadi görüşürüz. Yaşlı amca çuvalını da alır gider. Diğerleri arkasından el sallar. Arkadaşlar az daha unutuyordum. Bana bir mesaj geldi. Ne mesaj bu? Ay kimden gelmiş? Ne yazmış? Nasıl yazmış? Ay Telaş. Varsan adamı öldürürsün ha. Şu zararlı maddeler bir, sen iki. Aşk olsun Dolgun, beni o maddelerle bir mi tutuyorsun? Ya tamam kızma ya. Orçun hadi sen doku şu mesajı. Tamam, telefonu çıkartayım. Hadi doku. BT sizi izletiyor. Hedefinizi öğrenmek istiyor. Ay, hiçbir şey anlamadım ama. BT'cim neyimizi öğrenmek istiyormuş? Ben öyle her şeyimi anlatmam. Bu galiba bir şifreli mesaj. Peki sen şifreyi çözebildin mi? Hayır ama çözmemiz lazım. Peki nasıl çözeceğiz? Düşünelim, BT ne olabilir? Yani akıl mı sende? Düşünerek tabii ki. Yok canım, ben de çamaşır yıkayarak sanmıştım. Deli midir nedir? Düşünelim o zaman, BT ne olabilir, ne olabilir? Hepsi dolaşarak düşünmeye başlar. BT. Ay buldum! Beşiktaş Trabzonspor. Hayır Dolgun, ne alakası? Bazı spor takımları bizimle ne ilgilensin? Evet, biraz daha düşünelim. Evet. Mantık üstüne yemin başka. Ay şunu kesin buldum. Baklava ve tarhana. Dolgun. Senin karnın acıktı galiba. İyi düşünüyorsun. Ne alakası var canım? Allah Allah. Arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. En iyisi dağılalım. Herkes gidip araştırma yapsın. Ben internete gidiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam. Ben de kütüphaneye gidiyorum o zaman. Görüşürüz Dolgun. Görüşürüz. Bana ne kaldı? Ben de yan köye gidiyordum. Hepsi mahalleden çıkar. Mahalleye bu sefer ajan Nikotin gelmiştir. Yine üzerinde yerlere kadar uzanan pelerin ve başında pelerinin kapşonu vardır. Meyvelerle Dolgun mahalleye gelir. Ajan Nikotin sessizce Dolgun'a çaktırmadan arkasına geçer. Artık Dolgun nereye gitse peşinde dolaşmaktadır. Dolgun'un yaptığı her şeyi not defterine kaydeder. Sonra elindeki meyveleri yiyerek mahalleyi terk eder Dolgun. Ajan Nikotin mahallede tek kalmıştır. Wow! Ne kadar da çok şey yiyordun ya çocuk değil mi? Önce bir tane portakal yedi. Sonra bir tane muz ve üzüm. Oo, çok meyve yiyor dünyalı çocuk ha? Durma hemen patrona bildirmem gerek. Bu sırada ajan Nikotin'in telefonu çalar.
dünyalı çocuklar hakkında ne öğrendin? Şey efendim. Evet, seni dinliyorum. Şey efendim. Hey. Dünyalı çocuk çok yemek yiyor. Patron, önce bir tane portakal yedi. Sonra bir tane erik tuttu. Yeter. Ben senden bilgi istiyorum. Yemek listesi değil. Takibe devam et. Ajan Nikotin telefonu kapar ve mahalleden çıkarken Dolgun geri gelir. Ajan Nikotin hemen saklanır ve saklandığı yerden Dolgun'u dinler. Ya benim görevim neydi? Ha, hatırladım. Biz toplantı yapacaktık. Ama benim ondan önce bir şeyler yemem lazım. Dolgun mahalleyi terk eder. Ajan Nikotin saklandığı yerden çıkar. Demek toplantı yapacaklar ha? O da mahalleyi terk eder. Ertesi gün kahramanlarımız tekrar aynı yerde buluşur. Ben geldim ama burada kimse yok ki. Daha gelmedi, ben neredeler ya? Merhaba Dolgun. Merhaba Telaş. Duyduğuma göre geçen gün bir cam kırmışsın. Onu da nereden çıkardın canım? Ne bileyim. Bugün bir teyze yolunu kesti, şöyle tanıdın, tombul bir arkadaşın var mı diye sordu. Sen ne dedin? Ne diyeceğim canım? Neden aradığını sordum. O da bana canı kırdı, ben de onun kafasını kıracağım dedi. Benim de buralarda tanıdığım tek tombul sen olduğun için ona kim olduğunu söylemedim. Söylemedin? Yok söylemedim. Be. Yok canım, ben cam kırar mıyım? Hem zaten ben cam kırsaydım bir de özür dilerim. Aferin. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sana da bu yakışır. Hadi ya. Ay ben şimdi gidip bir sözlüğü mü dileyeceğim? Ne yapalım? Affedersin, duyamadım. Bir şey mi dedi? Yok Orcu geldi. Merhaba. Araştırma yaptınız mı? Evet ben yaptım. Ama bir şey bulamadım. Sen bir şey buldun mu? Buldum. Ne buldun? Seni buldum. Ay ne güzel Senar. Bir de film de çalarsın. Çalayım mı istersin? Çal. Hadi Dolgun, toplantıya dönelim. Ya ama unuttum, bir sonra çalayım olur mu? Tamam. Tamam. Ben araştırma yaptım ve BT'nin ne olduğunu öğrendim. Neymiş? Büyük tütün demekmiş. Ya Beşiktaş Trabzonspor değil miymiş yani? Hayır değilmiş. Kısacası bizim için duman üreten demekmiş. İnsanlar dumanın kölesi oldukça o büyüyüp zenginleşiyormuş. Peki ona ceza vermiyorlar mı? Hayır. Neden? Ya akıllı. Duman her yerden kaçardı ondan. Hayır ondan değil tabii ki. Neden? İnsanları kandırıyorlar da ondan. Ama bizi unutuyorlar. Bizi asla kandıramazlar. Evet, BT'ye ceza verecek olanlar bizleriz. Dumanın kölesi olmayan herkes ona ceza verir. Evet, ilk işim kardeşim sabırı olanları anlatmak. Böylelikle o da bize yardımcı olur. Hedefimize böylece daha çabuk ulaşmış oluruz. Evet, iyi de bizim hedefimiz neydi? Dünya üzerinden zararlı maddeyi silmek tabii ki. Tam bu sırada dışarıdan gürültü gelir. Gürültüyü Ajan Nikotin yapmıştır. Hemen bir yerlere saklanır. Çocuklar Ajan Nikotin'i görmemiştir. Hepsi gürültüden korkmuştur ama en çok Dolgun korkmaktadır. Bir bakalım mı? Hadi bakalım. Hadi. Hayır bakmasak olmaz mı? Ne olur. Ama bakmasak ne olduğunu anlayamayız. Bence bakalım. Bence de bakalım. Ya hayır ne olur. Bakmayalım, ben anca korktum. Dolguncuğum bakmadan nasıl anlarız ki? Hadi bir şey olursa sesten yeter. Evet, hadi Tidaş. Dolgun bir tarafa, Telaş ve Orçun diğer tarafa dalırlar. Aranmaya başlar. Telaş bir taraftan, Dolgun diğer taraftan birbirine sırtları dönük şekilde geri geri gelmektedirler. Mahallenin ortasında birbirlerine çarparlar. Korkudan biri mahallenin bir tarafına, diğeri diğer tarafına kaçar ve bağırmaya başlarlar. Dolgun, Ajan Nikotin'in saklandığı yeri gösterir. Ajan Nikotin saklanmıştır fakat ayakları saklandığı yerden görünmemektedir. Kahramanlarımız durumu fark ederler. Birbirlerine çaktırma işareti yaparlar. Bir şey gördüğümü sanmıştım. Neyse yine de dikkatli olalım. Neyse bunu da atlattık. Bundan sonra araştırmaya ve zararlı maddelerle mücadeleye devam. 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 Hadi gidelim. Gidelim. Hepsi aynı taraftan mahalleyi terk eder gibi yaparlar ve duvar resmi olan palyaçonun arkasına saklanırlar. Kahramanlarımız palyaço resminin sağından solundan kafalarını uzatıp çaktırmadan olanları izlemektedirler. Ay. Ajan Nikotin saklandığı yerden çıkar. Bir ara beni görecekler sandım.
neymiş? Dünya üzerinden zararlı maddelerin şeyini yok etmek istiyorlar mı? Neyini? Şeyini. Ha, buldum. Dumanını. Ne? Nasıl bir efendim? Bunu başarırlarsa mahvolurum. Eskiden ne güzel bir pozumuz vardı. Neymiş efendim? Ne olacak? Türkiye'deki tanınmış sanatçılara para veriyorduk. Neden efendim? Paraya mı ihtiyaçları var ha? Hayır tabii ki. Para karşılığında onlar da zararlı madde reklamlarında oynuyorlardı. Neden efendim? Neden oynuyorlardı? Niye olacak? Çocuklar ve gençler sanatçıları taklit ederlerdi ondan. Eğer çocuklar ve gençleri kandırırsak duman avcılarına engel oluruz. Çünkü çıkan kanunla zararlı maddenin gösterilmesi yasaklandı. Bu reklamların yerine başka bir şey bulmamız lazım. Peki ne bulacağız efendim? Biraz düşünelim. Yine bir şeyler buluruz. Böylelikle ben yine zengin olmaya devam ederim. Bakalım duman avcıları daha ne kadar dayanabilecek. Ajan Nikotin mahalleyi terk edince bu sefer kahramanlarımız saklandıkları yerden çıkarlar. Arkadaşlar, olanları sizler de duydunuz mu? İyi ki saklanmışlar. Olanların hepsini duydum. Peki biz bu olanlara kanacak mıyız? Hayır, kanmayacağım. Aa, bakın. Olgun gelecekti. Olgun! Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Olgun neler oldu biliyor musun? Ya tabii ki biliyorum. Bak bunu da benim için ayırmışsınız. Hop giyindim hemen. Ne güzel. Demek sen de bize yardım edeceksin. Elbette. İşin hadi öylesin. Zamanı geldi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza zararlı maddenin ne olduğunu anlatalım. Tamam arkadaşlar, söylüyorum. Çevremizde o kadar çok zararlı madde var ki onlardan uzak durmamız lazım. Aksi halde hastalanır ve isteklerimize ulaşamayız. Evet. Bu yüzden de çevremizdeki insanları her zaman uyarmalıyız. Evet. Elbette. Peki bunun için vermiş olduğumuz bir sözümüz var mı Telaş'cığım? Hem bizim için de pratik olur. Sen söylersin, biz de tekrar ederiz. Var mı öyle bir sözün? He? Tamam o zaman, söylüyorum. Sizler de benimle birlikte tekrar edin. Tamam. Bir daha asla... Bir daha asla... Herhangi bir zararlı maddenin... Kölesi olmayacağıma... Başta zararlı madde olmak üzere... Hiçbir uyuşturucuyu kullanmayacağıma... Onlarla her türlü ortamda savaşacağıma inandım. Tüm değerler üzerine an içerim. Harikaymış bu telaş. O zaman aramıza katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar.